Evet Miray Hanım, arkadaşınız, dostlarınızın düğünü, neler söyleyeceksiniz, düğünden başlayalım. Evet ya, ben çok heyecanlı ve çok mutluyum çünkü Cihan yaklaşık 11 yıldır arkadaşım. Dolayısıyla Sinem'i de çok uzun süredir tanıyorum. O yüzden bugün bu mutlu günlerine şahitlik ediyor olmak benim için çok mutluluk verici. İnanın dün heyecandan ben de uyuyamadım yani, öyle söyleyeyim. 10 yıllık ilişkilerine 11 yılında hakimsiniz yani arkadaşınıza. İlişkinin başı nasıldı, bu konuya nasıl geldi, burada nasıl noktalıyoruz şu an? Bir başlangıçtan bitiş noktası olarak özetleyebilir misiniz bize? Biz The Challenger diye bir işte oynamıştık Cihan'la. Orada tanıştık. Sinem'i orada gördü ve ben bu kızla evleneceğim dedi gerçekten. Ve bugün evleniyorlar 11 yıl sonra. Gerçekten müthiş bir hikaye. O yüzden çok duygusal ve çok mutluyum. Siz ister miydiniz böyle bir hikaye? Gördüm, evleniyorum deyip evlenmek. Yok istemem. Çok ütopik oluyor bu. İstemem ya ben sanırım şimdilik. Neden ya? Yıldırım Başkan'a karşı mısınız? Bu soruyu çok düşündüm ve çok merak ediyorum. Demin ediyorum, şimdi aklıma geldi. Yıldırım aşkına karşı mısınız? Hiçbir şeye karşı değilim. Tabii ki hayat yani ne getireceği belli olmaz. Ama şu an tabii öyle bir isteğim ve arzum yok. Tabii de yani çok duygusal değilsiniz o zaman yani ilişki konusunda siz. Yani. Sen gel biz şurada biraz konuşalım. Güzel, hayır. Teşekkür ederim. Evet tabii ki de. Bir yandan hazırlıklara döneceğim. Hazırlık aşamasında hakim misiniz? Cihan'la konuştunuz mu? Nasıl bir düğün oldu? Konuştum. Ya bugün işte çok heyecanlı olduğumuzu konuştuk. Ben hazırlık aşamasına dahil olamadım. Biraz işlerim yoğundu. Son dakika hazırlanıp buraya yetiştim. O çok heyecanlıydı, onu biliyorum. Zaten içeride görmenizi çok isterdim o tatlı yüzlerini. Heyecanlı olduğumuzu konuştuk. Şimdi içeride kavuşacağız biraz. Çok kısa kuş uçuşundan da bahsedelim. Yeni sezonun çekimleri bitti mi şu anda, son durum? Evet. Üçüncü sezonumuzu bitirdik. 2-3 hafta oldu yaklaşık olarak. Çok güzel geçti. Yani ben çok beğeneceğine inanıyorum tekrar seyircimizin. Zaten çok sevdiğimiz bir iş. İnşallah seversiniz. Mükemmel bir çek. Bu arada biz Dirce Akalay ile röportaj yaptığımız Erman Soruz. Ben ne zaman size röportaj yapsam haber müdürüme röportaj yapıyormuşum gibi hissediyorum diye. Yani ne? Haber müdürüme röportaj yapıyormuşum gibi hissediyorum direkt. Yani çünkü kendisi de bir televizyoncu canlandırdığı evet, için. Evet, aynen. Siz nasıl bizim sektöre diğer taraftan bakınca neler hissettiniz peki? Ya orası da gerçekten acayip bir sektörmüş çünkü sizin sektörünüzde olan insanlardan kuş uçunda oynadıktan sonra söyleyemedim. Oynadıktan sonra gerçekten yani bu hikayeler gerçekten var dendi, siz daha iyi bilirsiniz. Gerçekten böyle şeyler yaşıyoruz diyen bir sürü insan oldu. Değişik. Vardı. Şeyi de sormak istiyorum, şimdi kıyafetinizden dolayı tabii ki de kaldırımlardan dolayı yürümekte zorlanıyorsunuz. Evet. Dışarı çıkarken de bir beyefendi sizinle birlikte geldi. Ama başta parlayarak söylüyorum. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Evet, kaldırımlardan dolayı yürümekte zorlanıyoruz. Topuklu, ince topuklu. Kır düğününe ince topukluyla gelinir mi derseniz gelinmez. Çok eski bir arkadaşım. Aslında 4 yıldır, 5 yıldır gittiğim spor salonunda hoca. Aile dostumuz, arkadaşımız yani. Sana da çok kızgınım. Adın ne? Adın Engin. Engin. Engin, sana çok kızgınım. Artık bitirebilir miyim? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir yerden kesin arkadaşlar. Çok hızlı oldu. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol, görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.